Adapazarı sokaklarında vatandaşlara şu soruyu soruyoruz. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Bakalım vatandaşlar mutlu mu, mutsuz mu? Mikrofonlarımıza ne cevap verdiler? Ayrıntılar Sokak 54 mikrofonlarında, Sokak 54 ekranlarında. Şu anda... Çiçek aldığın için. Yani işte genel olarak değil tabii. Türkiye şartları. Şu an anlık mutluyuz galiba. Evet, evet, çiçek öyle. Elinde olduğu için. Evet, evet. Tamam, hadi teşekkür daha. Ederim. Kolay gelsin. Yani evler... Bırak kiradan çıkıyoruz şimdi bak. Almancı çıkarıyor bizi kirada. yani gerisini anla. Mutsuzluk buradan değil mi? Mutsuzluk başlıyor işte. Buradan ev sahibine bir şey söyle, bir mesaj söyle. Belki duyar sesini. Mutsuzlukta ne olacak? Kendisi gelecekmiş. Hani senede bir kere oturma 20 gün. Tatili yapamıyorlar. Onların erosu yüksek olsa ne olacak? Onlar da burada mutsuz. Geri kaçıyorlar. Mutsuzum diyorsun ama gülüyorsun. Ne yapacaksın? Nasıl oluyor bu? Şeyden, stresten. Artık diyorsun yani bunun yansıması böyle mi? Evet. Her yerinden para fışkırıyor. Kuru bu tekerinden, euro bu cebinden, Türk lirası. Nasıl bakalım abi? Ama gizli bakalım. Ama gizli bak derken şimdi yok, göstermediğim bir şey. Herkese gurbetçi, para gurbetçiyiz galiba. Yok ya burada yaşıyorum ben. Yeter bu şey mi? Bu, gurbetçilerin bir klasik sözü var ya. Türkiye cennet ama düzenimiz orada. Yok bu, bu söze inanıyor musun? İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Allah ama az önce diyorsun ki bu cebimde euro, tamam, bu cebimde evet. TL. Türkiye'de kazanıyorum ben bunları. He. Ben gurbetçi aynen. Sandım yok, seni. Yok gurbetçi değilim ben. Burada yaşıyorum, burada kazanıyorum. Mutluluğum ben. Diyorsun ön çok ceplerde. Ön ceplerde. Ne cebi abi? He? Ya işimi karıştırma ya. Olmaz ama hırsızlık mı yapıyorsun? Yok hırsızlık Allah göstermesin. Servislerim var benim. He? Maşallah. Servislerim. Domatesle mi mutlu oluyorsun? Evet. Seviyorum domatesi. Ya afiyet olsun. Evet. Mutluyum. Mutlu bir insanım. Hani kendi kendimi mutlu etmeyi başarıyorum. Evet. Ama hayat pahalılığı yani o insanı mutsuz ediyor. Hayat pahalılığından doğru mutlu değilim. Yoksa kendi açımdan tabii ki ben mutluyum. Mutlu bir insanım. Ama hayat pahalılığı herkes tarafından konuşuluyor oğlum. Kiraları zorlanıyoruz, yiyecekleri zorlanıyoruz, elektrik, suyu, doğalgazı zorlanıyoruz. Her şeyi zorlanıyoruz. Ve bütün çevremdekiler de öyle. Çok kötü bir soru sorun ya. Kötü mü? Neden kötü amca sorum? Bizde böyle vardı. Şey, mutlu değiliz galiba. 25 lira böyle vardı. Mutlu olamazsın bu ülkede ya. Mümkün değil. Biraz yüksek sesli amcam. Mutlu olamazsın bu ülkede. Neden amca? Ben 40 sene öğretmenlik yaptım, daha mutluydum. Şimdi daha kötü oldu. Mutluyum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Mutlu. Sebebi ne amcacığım mutluluğunun? Öğrenebilir miyiz? Canım sağ, vücudum sağ. Bağışım var. Her şey güzel. Her şey güzel. Allah ha, bağlılık desem bağlılık var. Bağlılık var. Mutsuzum. Neden abi mutsuzsunuz? Bu yönetimden dolayı. Bir ekmek gidip çıkma olduğuna göre nasıl mutlu olabilirsin ki sen? Eyvallah, teşekkür ederim. Senin gidişatına bakarsan mutsuz. Hani ülke olarak, kişisel olarak değil. Çünkü ülke olarak pek iyi bir durumda değiliz. En son olan depremin vermiş olduğu hasarla beraber ekonomi hepten kırıldığına, yani kötüye gitti. Evet. Çok da büyük bir baskı var bugün. Mevcut hükümetin üzerinde daha önce olduğundan daha çok büyük bir baskı var. Allah yardım etsin hepimize. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Gemi batarsa hepimiz batacağız. Evet. Allah devletimize, milletimize deva vermesin. Mutsuz. Neden mutsuz amcacığım? Parasızlıktan, hükümetten. Mutsuzluk sebebin bu mu? Bu. Maaşın var. Maaş az. Emekliyiz. Emekliyiz. 7500 lira para alıyor. Yetmiyor mu? Yetermiş mi? Onlar alıyor 64 bin lira, 80 bin lira para. Biz 67,5. Niye mutlu olayım ki? Çiftçiye para vermiyor. 30 kurizden verdim mesela. Bu sürecin öncesinde 2 lira ekmek alırken her birimiz, evet. Şimdi 10 lira gibi rakamlara ulaştı. Evet. Yol ücretleri yine hakeza o şekilde oldu. Benzin 40 liraya dayandı. Evet, abi. Ondan sonra görüyorsunuz, bakın ben şimdi gideceğim yere yürüyerek gidiyorum. Daha bir şey anlatmama gerek var mı? Mutsuzluk, çok mutsuzluk. Yani bu insan sömürmekten başka bir şey değil. Taksiciler için. Taksiciler için yani. Taksici 60 lira para aldı. 30 lira mıdır bunun hakkı oradan oraya? Yani bu nedir yani? Sen taksimetre açıyorsun, taksimetrenin parasını almıyorsun. 60 gitse 60-120 lira. Yani buradan ne kadar bilirsiniz belki. Yaptaş Halısahalar'dan hastane 2 dakika sürmüyor araba. Ben mutsuzum yani. Bu hayat şartlarından mutsuzum. Siz ablacığım? Ben mutluyum. Sebebi? Sebebi arkadaşımın çalışanı yok.
annesinin bir emekli maaşıyla geçiniyor. Benim emekli maaşım var, eşimin emekli maaşım var, benim iş yerim var. Eşim 20 saat çalıştığı için mutlu. Ya tabii çalıştığı için mutlu ama gelir onun için yani için. Ben şimdi ona hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama sadece hayat pahalılığı değil, insanlarımız herkes çok değişik. Esnaflık yok, stok var. Ben mesela bakkal dükkanım var. Evet, tamam. Bir aldım, bir daha alıp koyamıyorum. Adam malını kenarda tutuyor, sana vermiyor. Yani mutluyum abi. Sebebi ne mutluluğunun abi? Rahatım yani burada. Benden kötüleri var, benden daha güzel hayat yaşıyor yani. Ben kendime göre mutluyum yani. Şu anki durumda? Vallahi ben şu anda hiç hani Türkiye şartlarından bir şey değilim, rahatsız değilim. Mutsuzum. Neden mutsuzsun amcacığım? Biraz yüksek sesle. Ben emekliyim ben. Evet. Emekliler 7,5 gün dünyada mutlu olur mu? Evet. Hani bir de kirada oturuyor. Ev yok. Kirada oturuyoruz. Nasıl mutlu olacağız? Devam ediyoruz. Gece gündüz gençliğimi verdim. Ama ben bundan aynı alıyorum. Böyle adalet. Bunun ismi de batsın. Adaletin ismi de batsın. Kendi de batsın. Böyle adalet mi olur? Sonra çalışan... Mutluluğu yakalamak çok zordur. Nasıl zordur abi? Basbaya zor. Yaşam koşulları, insanların sıkıntısı, ekonomik sıkıntı, hükümetlerin sıkıntısı insanları bu duruma getiriyor. Evet. Yani biz mutlu muyuz, mutsuz muyuz? Buradan biz, ne çıkartalım biz abi? Biz bu şeydeyiz yani, biz sıfır noktasındayız. Mutluysan sebebi ne, mutsuzsan sebebi ne? Yani mutlu musun derken, yani biz başımıza bir mutlu belediye başkanı seçtik. Yani mutlu olmamız lazım. Buradan ona ne söylemek istersin? Başkanımız iyi, başkanımız. Başarılar sıkıntı iyi, yok başkanım yani. Başkanım. Yapacağı işleri yapıyor. Evet.